Norveç Kralı St. Olav'ın anısına Trondheim şehrinde düzenlenen 51. St. Olav Festivali başladı. Festivalin bu yılki iki temasından biri İstanbul, diğeri ise 2013 yılının Norveçli kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 100. yılı nedeniyle kadın hakları. Tarihi Nidaros Katedrali'nin arka bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Trondheim Belediye Başkanı Rita Ottervik'in yanı sıra birçok davetli katıldı. Birçok konserin verildiği festivalde Norveçli halk yaptıkları el işlemelerini ve süs eşyalarını üzerlerine giydikleri geleneksel kıyafetlerle satışa sundu. Etkinliğe turistler yoğun ilgi gösterdi. Festivalde kurulan tarihi pazarda Viking el sanatlarının yanı sıra Türk el sanatları da tanıtılıyor. Pazarda ayrıca Türk sanat eserleri ve antikaların da satıldığı bir bölüm olacak. Festival sayesinde Türk kültürünü ve sanatsal etkinliklerini yakından görme fırsatı elde ettik. Bu tür etkinlikler ortak sanatsal değerleri gün ışığına çıkartıyor. Festival aynı zamanda günümüz Türkiye'si hakkında fikir edinmemizi, farklılıklarımız kadar ortak özelliklerimizi de görmemizi sağlıyor. 51. St. Olav Festivali 3 Ağustos'a kadar devam edecek.